Merhabalar, ben Burak Şambak, Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda portre fotoğraflarında çok kullanılan ve uzun bir zamandır hazırlamamı istediğiniz Dragon Effect yani Dragon etkisini sizlere üç ayrı örnek üzerinden anlatıyorum. Polonyalı fotoğrafçı Andre Dragon tarafından kullanıldıktan sonra ünlenen bu rötuş Retouch yöntemiyle portre fotoğraflarında dramatik etkiler elde etmeniz mümkün. Özellikle yaşlı modelleri içeren fotoğraflarda doygunluğu azaltıp ışığı dramatikleştirip cildin yapısını ve keskinliği arttırmak ve gözleri ortaya çıkartmak bu yöntemin temelleri ve uygulaması da oldukça kolay. Haydi hemen Photoshop'a geçip bu yöntemi birlikte görelim. ve Photoshop'un içindeyiz. Dragon etkisi, Dragon efekti bu üç fotoğraf üzerinde size çalışarak göstereceğim. Dikkat ediyorsanız bu fotoğrafın öyle çok da ahım şahım bir tarafı yok. İlk fotoğrafta iş yapmaya başlayalım. Ctrl J, Command J ile katmanı kopyaladım. Sağ kliğe bastım ve buradan Convert to Smart Object yani akıllı nesneye çevir dedim ki ileride bir değişiklik yapacağım zaman tekrar geri dönebileyim. Bu bir JPEG fotoğraf, JPEG formatlı bir fotoğraf ama buna rağmen bunu rawmışçasını açmak için yukarıdaki filter filtreye tıkladım. Ardından da kamera raw filtresi seçtim. Fotoğraf kamera raw filter'da düzenlenmeye uygun hale geldi. İlk olarak yapmam gereken bu fotoğrafın beyaz rengisi. Gördüğünüz gibi çok sıcağa doğru kaçmış. Şuradaki color'ın altında, rengin altında şu anda bütün... Yüzeyi, bütün fotoğrafı etkileyen bölümdeyim. Yani şu sağ üst taraftaki edit menüsünün içindeyim. Buradaki color'ın altında eğer sizde açık değilse bu, bu şekildeyse, bunlar da bu şekildeyse diyelim ki. Burada color'a tıklıyoruz yani renge. Buradaki beyaz dengesi aracına white balance tool'a tıklıyoruz. Arnan fotoğrafın içinde bakın bu şu anda bir damlalık gibi bir görüntüye sahip olduğu imleç. Fotoğrafın içinde beyaz veya %18 gri olması gereken bir yere tıklıyoruz. Şuraya bir tıklayayım bakalım. 1 2 3 dedim. Ve tıkladığım yere göre gördüğünüz gibi beyaz dengesi değişiyor. Ben buraya tıklarsam buraya göre değişiyor. Geldim tekrar şuraya tıkladım. Bir de buraya tıklayayım dedim. Fena olmadı. Ama şöyle bir durum var. Ben yine de şu light yani ışıktan, ışıklılıktan bir parça exposure'ı sola doğru ışık yani orta ton ışığı daha doğrusu bir parça sola doğru çektim. Birazcık fazla parlak. Gerçi bu yüzdeki fazla parlaklığı birazdan halledeceğim. Onu da zaten göstereceğim. Burada olmamızın ana sebebi de bu. Bakın şu sağ tarafta, başka hiçbir şey yapmıyorum burada. Şu sağ taraftaki dik menünün içinde bir yuvarlak simge var. Bu maskeleri açma simgesi. Ben buna tıkladığım zaman burada çeşitli seçenekler çıkıyor. Burada subject yani özneyi seçebiliyorum. Varsa gökyüzünü seçebiliyorum veya fonu seçebiliyorum. Bir de şurada alt kısımda people diyor, insanlar diyor. Şu anda insanları arıyor Photoshop. Burada bir insan, bir kişi var ama birazdan bize detaylı bir bilgi verecek. O yüzden insanları aramasına izin veririm. Ve Person 1, birinci kişi çıktı. Üzerine gelip de mouse'a tıklamıyorum. Sadece mouse'u getirdiğim zaman seçtiğim yeri, yani birazdan işlem yapacağım yeri bana gösteriyor. Bütün bu özneyi seçmiş yani başka bir de işe. Fakat ben bu adamın şu elbisesiyle ilgili bir şey yapmak istemiyorum kaza ile ilgili. O yüzden buradayım zaten derdim o. Buna tıkladım ve ardından bu kişi üzerinde hazır reçete halinde gelen bu kişinin üzerinde ne varsa bunlar çıktı. Facial skin yani yüzün derisi, body skin varsa vücudun derisi ki bu burada boyun anlamına geliyor. Eyebrows işte kaşlar, Eye sclera dediği bu gözün akı. Iris and pupil bunların hepsi gözle ilgili. Gözün içindeki renkli bölüm ve göz bebeği. Lips, dudaklar, hair, saç. Bunların hepsini seçiyorum fakat clothes yani elbiseleri seçmiyorum. Zaten clothes'un üzerine gelince neresini seçeceğini bana gösteriyor. Ben bu adamın içinden bunları düzenlemek istiyorum dedim başka bir deyişle. Şimdi create yani yarat diyeceğim. Buna göre bir maske yaratacak bana. Tıkladım. Şu anda ben seçilen ve magenta ile gözüken sizde başka renkte gözükebilir, hiç sorun değil. O rengi şuraya tıklayıp buradan başka bir renge değiştirebilirsiniz. Ben magentayı seçtim. Daha rahat görüyorum çünkü. Şimdi benim burada yapmam gereken şu. Bir kere highlights yani adamın suratındaki fazla tonları ışık alan yerleri, en açık yerdeki yerleri düzeltmek. Şu anda ekrana bakıyorum ve siz bazı şeyleri rahat görün dedi birazcık abartarak yapacağım. Kontrastı birazcık arttıracağım. Şuradaki saturasyonu düşüreceğim. Doygunluk yani. Ondan sonra bu yüzüne vermek istediğimiz çizgiler, işte gölgeler, aydınlık yerlerin oluşturduğu Dutch and Burn tarzı bir şey yapacağız burada. Ve bunu da bu alt taraftaki effects etkiler bölümünden yapacağız. Buradaki texture, clarity, dehaze. Sanırım bunun Türkçesi de doku. Bunu galiba keskinlik olarak çevirmişler. Dehaze de sisi kaldırma gibi geçiyor. Bunu sağa doğru çekiyorum. Bakın etkiyi görün. Sola doğru çektiğimde böyle oluyor. Sağa doğru çektiğimde böyle oluyor. Ve sadece biraz önce o macenta ile işaretlenen yer etkileniyor. Clarity'yi de arttırıyorum. Gördünüz mü adamın suratı ne kadar fazla doku ortaya çıktı. Dehaze'i de arttırıyorum. Bakın şu gözü kapayım. Böyleydi. Bu hale getirdik. Yani adamın aslında yüzünü mahvettik ama dragon etkisi, dragon efektin dayandığı yerlerden biri bu. Yani yapmamız gereken ilk başta da anlattım. Biraz fotoğrafı desatüre etmek, doygunluğunu azaltmak, keskinlik ve yapıyı, structure'ı ortaya çıkartmak. Ve bu yüzden de zaten yine ilk başta söylediğim gibi genellikle cildinde sıkıntı olan, çizgiler olan yaşlı insanlara yapıyoruz biz bunu. Kalkıp da genç bir kıza, bir bebeğin suratına bunları yapmak olmaz. Yani ölüm onları yapmak. Yani kızarım. Kim yaparsa kızarım. Haberiniz olsun. Şimdi ben birazcık daha saturasyonu düşüreyim dedim. Şu anda adamın eli ve yüzü seçilmiş durumda. Fakat fon ve adamın şu kaza seçilmemiş durumda. Burayı nasıl seçerim? Çok kolay bir yöntemle seçerim. Bakın bu benim iş yaptığım biraz önce o People'da şu maskin içinde People çıkmıştı ya. Orada yapmış olduğum seçimlere göre oluşan maske bu. Bakın ne yapacağım? Mask 1'in yanına gideceğim. Şu üç noktaya tıklayacağım. Sonra buradan Duplicate and Invert Mask seçeneğine tıklayacağım. Bu şu anlama geliyor. Bunu çoğalt ve tersini seç. Bu maskenin tersini seç. Yani seçilmiş olan yerler dışındaki yerleri bir başka maskede işle bir anlamda diyoruz. Tıkladım. Bakın o maskenin görüntüsü buraya geldi. Şuralar da birleşim yerleri olduğu için magenta ile gözüküyor. Şimdi ben bu maskeyi birazcık rafine edeceğim. Bu maskeden ne yapmam gerekiyor? O alanları çıkartmam. Dolayısıyla subtract, çıkarta basmam. Buradan brush fırçayı seçmem ve fırçayla, fırça ile fırça eksi de görüyorsunuz. Şuraları boyayarak şimdi yapacağım işlemlerin buraları etkilememesini sağlıyorum. Gel buraya dedim. Evet şu kısım şu anda seçilmiş durumda. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle aşağı doğru ineceğim. Ve bu magenta ile seçilmiş olan adamın yüzü ve eli dışında kalan yerler için exposure'ı azaltacağım. Böylece bu adamı gördüğünüz gibi etkilemiyor. Arttırdığım zaman da yine adamı ve elini etkilemiyor. Çünkü oralar seçilmedi. Bunu yapma sebebim şu adamın kazanın fon zaten siyah ama kazanın renklerini dikkat çekmemesi için oldukça koyulaştırıyorum. Artı bir de bunun üzerine gelip de saturasyonu azaltırsam orası da siyahımsı bir renge dönmüş olacak. Şimdi OK'ya OK basıyorum. Photoshop'un içindeyim şu anda. Bakın bu haldeydi, bu hale geldi. Ben bunu akıllı nesneye Smart Object'e çevirdiğim için ben istersem tekrar şuradaki kamera raw tıklar, tekrar yaptığım ayarları değiştirebilirim. Ama yapmayacağım. Şimdi katmanların sağına tıklayacağım. Flatten image, görüntü düzleştirir seçeceğim. Sonra adamın birazcık gözünün ortaya çıkması için katmanlar panelinde en sağdan ikinci simgeye tıklayacağım. Boş bir katman ekledim. Sol taraftaki Brush fırçayı seçeceğim. Fırçamın renginin beyaz olması lazım. Ve geleceğim biraz küçülteyim boyutunu. Şu gözün ışık alan bölümünü beyazla boyayacağım. Biraz büyük oldu. Geri aldım. Biraz daha küçültüyorum. Şu kısmı beyazla boyayacağım. Biraz daha yaklaşayım. Biraz daha küçülteyim şunu. Şurayı da boyuyorum. Boyuyorum boyuyorum. Şimdi filtre, filter, blur, flulaştırma. Buradan da Gaussian blur, Gaussian flulu hani sizde herhalde. Burada 3-4 piksellik çok fazla değil. Bir fluluk veriyorum. OK diyorum. Bakın şimdi bir geri çıkayım. Ne yaptığımı iyi görün. Şimdi normal katmanın üzerinde sadece iki tane beyaz yuvarlak çizdiğim, yuvarlamsı şey çizdiğim bir katman var. Bunların blending modu yani harmanlama modunu değiştireceğim. Şu anda bu normalde tıklıyorum. Bunu soft light'a getirdiğim zaman, yumuşak ışığa getirdiğim zaman etki bu hale geliyor. Overlay üst üste bindirmeye getirdiğim zaman bu hale geliyor. Karar veriyorum burada. Soft light daha güzel dedim. Öncesi, sonrası bu dedim. Ama çok fazla dedim. Layers katmanlar panelindeki opacity'ye geldim. Bunu %100'den atıyorum. %68'e getirdim. Bir daha baktım. Öncesi sonrası diye. Güzel oldu dedim. Tekrar Flatten Image Görüntü düzleştir. Yaptım. Şimdi bitiriş dokunuşunu Farklı bir şekilde yapacağım. Katmanlar panelinin en altında soldan dördüncü simge olan Adjustment Layer yani ayar katmanlarını tıkladım. Buradan black and white, siyah beyazı seçtim. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sonradan yapabilirim çünkü. Geliyorum buraya. Blending mode. Karışım katman modunu. Buradan soft light veya overlay'i alıyorum. Soft light da öncesi buydu. Sonrası bu oldu. Birazcık opasiteyi yine azaltayım. 80 küsura getirdim. Öncesi, sonrası dedim. Ve yine flatten image ile işi bitirdim. Bir snapshot aldım. En üste gittim. Fotoğraf bu haldeydi. Bu hale geldi. Şöyle yapalım. Bu haldeydi. Bu hale geldi. Ve şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. Bu ikinci örnekte birazcık daha az konuşarak yapacağım. Ctrl-J, Command-J kopyaladım. Sağ klik. Convert to Smart Object akıllı nesneye çevirdim. Filtre, Filter, Kamera Raw Filter'a girdim. Yanlış beyaz dengesini düzeltmek için rengin altındaki benim beyaz dengesi aracımı seçtim. Damlalık oldu. Açık gri bir yer şurasını seçtim. Tıkladım. Biraz ısıttı. Temperature yani sıcaklık ama biraz fazla olduğu gibi. Bir de birazcık hala daha yeşil var fotoğrafın içinde. O yüzden tinti de birazcık daha sağa çekiyorum. Okey dedim. Ardından maskeye tıkladım. Bekliyorum people kişiyi bulsun diye. Person 1 kişi 1 dedi. Tıkladım. Ve yine seçenekler çıktı. Burada bu arada birden fazla kişi olsaydı person 1, 2, 3 diye yazacaktı. Biz istediğimiz kişi veya kişileri seçebilecektik. Yine buradaki seçenekleri en alttaki hariç niye seçemiyorum? Seçeceğim. Evet, tamamdır. Create yarat dedim. Yaratıldı. Birazcık highlight'ı yani açık tonları sola çektim. Kontrastı bir parça arttırdım. Aşağı indim. Saturasyonu sola çektim. Yani doygunluğu. Buradaki texture de dehaze'i arttıracağım. Siz görün diye de birazcık da abartıyorum bu arada. Bunda farkında olun. Evet. Adamın yüzündeki doku oldukça ortaya çıktı diye düşünüyorum. Şimdi gece Mask benim yanına. 3 noktaya tıkladım. Duplicate and Invert Mask. Çoğalt ve tersini seç. Geldim. Görüyor musunuz nereleri seçmiş? Şu kısımları yine ben bu maska gelip Subtract diyeceğim. Çıkart diyeceğim yani. Bastığım zaman ne ile çıkartacağım diyor. Brush. Fırçayı seçtim. Ve fırçayla şu birleşim yerlerini siliyorum. Burayı hızlı alıyorum. tamamdır dedim. Şu dış kısım seçilmiş oldu. Geldim aşağıya. Light Exposure sola doğru çekiyorum. En sola çeksem ne olur dedim. Şöyle yaptım. Yeteri kadar koyu. Ve yine buranın saturasyonunu, doygunluğunu azalttım dikkat çekmesin diye. Okey dedim. Ve öncesi sonrası olarak yaptım. değişikliklerden memnunum. Değilsem kamera raw filtre çift tıklarım. Tekrar bir önceki ekran açılır. Katmanların sonundaki simgeye bastım. Hamburger dediğim simgeye flat image görüntüyü düzleştir dedim. Birazcık yaklaştım. Boş bir katman yarattım. Fırçamı alacağım. Rengim beyaz. Biraz burada büyüteyim. Bunun da göz daha büyük. Burayı boyadım. Burayı da boyadım. Fitre. Blur. Gajim Blur. Okey, geri çıktım rahat göreyim diye katman harmanlama moduna girdim softlight da böyle. Overlay de böyle oluyor. Softlight daha güzel sanki ama azaltmayacağım bu sefer. Yani yüzde yüzde bırakacağım. Şöyle yapalım. Öncesi sonrası güzel. Sen de düzleş dedim. Ayar katmanlarına tıkladım. Siyah beyaz neredesin? Burada. İstersem yaparım ama yapmıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ve bunu da yine soft light veya overlay'e yani soft light yumuşak ışık overlay'de üst üste bindirme galiba Türkçesi. Soft light'a getirdim. Sanki olduğu gibi istiyorsan burada opacity'yi azaltabilirim. Bunu da düzleştirdim. Bundan da bir snapshot aldım. Bakalım neydi neye geldi. Böyleydi. Bu hale geldi. Şimdi üçüncü örneğe geçelim. Ctrl J, Command J. Sağ klik. Akıllı nesneye çevir. Filtre. Kamera raw filtre ana menüdeyim. Bu sağ taraftaki çubuktaki en üstteki menüdeyim. Beyaz dengesi aracına tıkladım. Adamın gözüne tıkladım. Bu hale geldi. Güzel ama birazcık fazla soğudu. Biraz sağ aldım. Sonra çok az highlight açık tonları koyulaştırdım. Sonra maskeye girdim. Bekliyorum şu anda adamı bulsun diye oldu. Tıkladım. Seçenekler çıktı. Tıklıyorum. Yaptık ne tıklamıyorum. Create yarat dedim. Şimdi kontrastı arttırdım. Highlights'ı biraz azalttım. Sol taraftaki ışık azalsın istiyorum aşağı indim. Saturasyonu azaltıyorum. Bu arada bunu yaparken ben buradaki işte eksi 8 oldu, eksi 9 oldu. Ay eksi 11 yapayım falan buna bakmıyorum. Fotoğrafın kendisine bakıyorum. Yani ana ekrana bakıyorum. Rakkama bakmıyorum. Hiç gerek duymuyorum. Tamam dedim. Sonra bunları arttıracağım. Şu 3 tanesini. Yine onları da ekrana bakıp yapıyorum. Ama genel prensibimi anlamışsınızdır. Texture Clarity'den daha fazla, Clarity'de Dehaze'den daha fazla yapıyorum genellikle. Tam tersi değil. Çünkü mesela Dehaze'i çok arttırayım. Gördüğünüz gibi Dehaze daha geniş alanda orta ton kontrast artışı verdiği için bayağı bir bozuyor şu an fena değil gibi geldi. Bu arada bir de bu rakamları ben her zaman yaptığımdan çok daha fazla yapıyorum. Çünkü videoda rahat gözükmesini istiyorum sizler için. Tamamdır dedim. Bu yapmış olduğum, seçmiş olduğum maske birin yanındaki 3 nokta. Duplicate and Invert Mask seçtim. Yine buralarda bakın bazı sıkıntılar var. O yüzden Mask bir Inverted'ın yani tersine çevirmiş maske birin içine subtract çıkart diyeceğim. Yine fırçayı seçeceğim. Yine burayı hızlı alacağım. Şu magentaları silmem gerekiyor. Evet sadece dış alan kaldı. Exposure'a geldim. Sola doğru çekiyorum. Şu anda ekranda mavi olarak gördüğünüz renkle belirtilen yerlerde detay okumayacak kadar siyah bölüm var diyor Photoshop bize. Ve saturasyonu da birazcık yine azaltalım. Burada detay okumasını istemiyorum zaten. İzleyici bu adamın suratına baksın istiyorum. OK e tıkladım. Öncesi, sonrası dedik. Zaten image, görüntü düzleştir dedik. Gözlere geldik yeni katman, boş katman ekledik. içi boş. Fırça rengimiz beyaz. Biraz daha küçülteyim. Şu irisi boyuyorum. Filter filtre blur flulaştırma gaussian blur gaussian fluluğu 3-4 piksel dedim okey dedim sonra blending mode harmanlama modu overlay mı olsun soft light mı olsun sanki soft light daha güzel biraz uzaktan bakayım ama çok fazla o yüzden buradaki opasiteyi ben düşüreceğim bu sıfır yavaş yavaş arttırıyorum %50-60 küsura geldi bakayım. Hala fazla geliyor. Bakayım şimdi. Tamamdır dedim. Yeni görüntü düzleştirdim. Ayar katmanı açtım. Black and white açtım. Bu sefer de gelin kırmızı tonları daha koyu yapalım mı? seçtim. Bir parça değişiklik yaptım yani. Geldim buraya Soft Light Overlay. Soft Light daha iyi sanki. Öncesi, sonrası. Birazcık da azaltayım dedim. Öncesi, sonrası. Yine Flatten dedim. Yine bir Snapshot aldım. Öncesi sonrasını göstereyim. Bu başladığımız yerde bu da dragon effect dediğimiz yöntemi uygulayarak geldiğimiz yer. Çok farklı yöntemleri de kullanarak aynı yere ulaşmanız mümkün. Farklı farklı katmanlarla işte layers, ne bileyim curves, hue saturation gibi farklı farklı şeyler çeşitli bölgeleri seçip oralara keskinlik verip de aynı yerlere ulaşabilirsiniz görsel olarak. Bu benimse gösterdiğim yöntem bence tırnak içinde en pratik yöntem ve çok sıradan bir fotoğrafı bile daha görsel anlamda zengin bir hale getiriyor bence. Bu üç örnekle ben size aktaracağım konuları tamamlamış oldum. Dragon Effect videosunun sizlerin şu andan sonraki fotoğraf hayatına yardımcı olacağına inancım da tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Ben Burak bak Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşçakalın.